Herkese merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Bir SolidWorks uygulamasına daha sizlerle birlikteyim. Bugün uygulamasını yapacağımız parçamız plastik sıkma topuzu diye adlandırılan bir makine parçası olacak. Bu parçayı çizebilmek için öncelikle üst düzleme yani top plane'e çapı 80 ve 94 olan iki daire çizmem lazım. Top plane'e üst düzleme bir çizim açıyorum. Daire komutumla iki daire çiziyorum. Tabii ki orijin merkezde. Dıştaki dairemi referans amaçlı kullanacağım için yardımcı çizgiye çevirmem lazım. Öncelikle dıştaki dairemi seçiyorum. Buradan veya buradan for construction'dan yardımcı çizgi yap dedim. Şimdi dairelerimizin çaplarına baktığımızda içteki dairemizin çapı 80, dıştaki dairemizin çapı 94. Akıllı ölçülendirmemi aldım. Dıştaki dairemizin çapını 94 yapıyorum. İçteki dairemizin çapını da 80 yapıyorum. Yatay ve düşey eksenlere ihtiyacım var. Bunun için centerline ile merkez çizgisiyle yukarıdan aşağı bir eksen çizgisi ve yatay bir eksen çizgisi çizerek çizime devam ediyorum. Şimdi yapacağımız kısım şuradaki yarıçapı 15 olan boşaltmayı yapacağız. Bunun merkezi dıştaki yardımcı çizgiyle çizilmiş daire üzeri arkadaşlar. Yarıçapımız 15. Daire komutumu alıyorum. Dıştaki daireyi merkez kabul edip bir daire çiziyorum. Akıllı ölçülendirmemle bunun yarıçapı 15'ti. Çap ölçüsünü 30 olarak giriyorum. Şimdi bu daireden 6 adet çoğaltacağım. Bunun için sketch komutlarından Circle Sketch Pattern dairesel çoğaltma komutunu çalıştırıyorum. Yukarıdaki kutuya önce merkezimi belirtiyorum. Alttaki seçilecek unsurlar kısmına ise dairemi seçiyorum. Toplam çoğaltma dedim. 6 olacak. Bunu belirliyorum. Şimdi budama işlemi yapacağız. Bunun için Trim and Ties budama aracımı alıyorum. Şu kısımlar arkadaşlar hızlı biçimde budamam lazım. Evet. Bu kısımlarda sessiz kalmak çok hoşuma giden bir durum değil. Evet. Budama işleminden sonra parçama izometrik olarak bakıyorum ve çizimime dönüyorum. Budanan bu kısma ekstrüzyon komutuyla 20 mm'lik bir yükselti veriyoruz. Features unsurlar ekstrüzyonla katı oluştur komutundan 20 mm yukarı doğru yükselti veriyoruz. Daha sonra çapı 40 mm olan bir daire çizmem lazım. Bu yeni yüzeye. Yeni yüzeye bir çizim açıyorum. Yine orijin merkezli bir daire çiziyorum. Ve bunun çapını 40 mm olarak belirliyorum. Bu parçamızın ya da bu skeçin yüksekliği burada da görmüş olduğunuz gibi 40-20, 20 mm olacak. Unsurlar ekstrüzyonla katı oluştur. 20 mm. Daha sonra şuradaki kör deliği oluşturalım. Ben buna metrik 10 demişim. Bunu dememdeki sebep de aslında normal bir delik olarak yapabilirdik ama şu komutu öğrenmek için Hole Wizard delik sihirbazını öğrenmek için bu yüzeyi seçiyorum. Karşıma alıyorum. Hole Wizard'de delik sihirbazıyla buradaki üçüncü seçeneği seçiyorum arkadaşlar. Kör delik seçeneğini ve ayarlarımı giriyorum.
Buradan ansimetri seçiyorum ve bu deliğimizin çapı 10 mm. Buradan 10 mm'yi seçiyorum. Yine bu deliğin matkap ucuna kadar boy mesafesi 25 mm. Bundan dolayı da burayı boydan boya demiyorum, blind'la körle 25 mm olarak belirliyorum. Şimdi pozisyon konum kısmını belirlemek için pozisyon kısmını seçiyorum. Burada 3D çizimi seçtim. Parçamı bir miktar çevirdim. Şu yüzeyde merkezi bulmam lazım. Merkezi görüp seçip onayladığımda bu delik buraya açılmış olacak. Tekrar parçamı izometrik konuma getiriyorum. Şimdi de yandaki çapı 8 olan bu deliği oluşturalım. Bu deliğin çapı 8, tabandan yükseklik ya da eksen mesafesi 30 mm. Bunun için ben ön düzlemi kullanacağım. Ön düzleme front plane'i çizim açıyorum. Dik baktım. Daire komutumla bir daire çizdim. Bu arada real büyüğü kapatalım arkadaşlar. Önce tabi bir ilişki vermekte fayda var. Kontrol tuşuna basıyorum. Deliğin merkezi ve orijini dikeyde hizalıyorum. Deliğimizin çapı 8 mm. Deliğimizin merkezinin tabana olan mesafesi ise 30 mm idi. İzometrik olarak bakıyorum. Kesme işlemi yapacağım. Unsurlar ekstrizyonla kes. Önce yönü değiştirdim buraya kadar. Blind kör yerine up to surface yüzeye kadar bu yüzeyi seçtim ve onayladım. Şimdi diğer ayrıntılarına geçebiliriz. Yukarıda bir pah kırılmış bu kısma. 4 mm çap 45. Burada pah komutumu, chamfer komutumu alıyorum. Ve açım 45 derece. 4 mm değerini giriyorum. Bu kenarı seçtim. Ve onayladım. Şimdi bu kenarlar arkadaşlar alta ve üste yarı çapı 5 olan köşe yuvarlatmaları, yani radyüsler vereceğiz. Fillet. Fillet komutunu çalıştırdım. Değerimi 5 mm olarak giriyorum. Bu kenarı seçiyorum. Buradaki kenar özelliklerine bakıp arkadaşlar, ya da şöyle yapabilirsiniz. Bu kenarı seçtikten sonra sağ tuşa basıp şu an görüntüm aşağıda kaldı ama Select Locked dediğimiz bir özellik var. Tekrar bu kenarı seçtim. Select Lock birbirleriyle ilişkili kenarları seç dediğimizde sanıyorum olmadı. Tekrar bu kısmı göstermek için bu kenarı seçtim. Sağ tuşa burası beni bir hayli zorlamaya başladı. Sanıyorum şöyle yapmamız lazım. Fillet komutuna girmemiz lazım önce. Bu kenarı seçtik. Select Lock dedim. Görmüş olduğunuz gibi bu kenarla ilişkili diğer kenarları seçti. Onay verdim. Aynı işlemi yine alt taraf için de yapalım. Bir kenarı, tabi önce fillet komutuna gireceğiz. Radyüsümüz 5. Bir kenarı seçiyorum. Sağ tuş. Program benden hızlı davranıyor. Sağ tuş. Select loop dedik. Buraya değil, bu oku seçtiğimde yön olarak bu bölgeyi gösterdim. Ve bu kenarları da seçtim. Tabi bu özel bir teknik olduğu için gösteriyorum. Siz
Tek tek de bunu yapabilirsiniz. Select Loop özelliğini göstermek için bunu yaptım. Şimdi ne kaldı yapmamız gereken diye baktığımızda sanıyorum parçamızı tamamlamış olduk. Şöyle tekrar bir bakıyoruz arkadaşlar. Evet, parçamızı tamamlamışız. Evet, plastik çevirme topuzunu bu şekilde oluşturduk. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.